أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Kadir geceleri diliyoruz inşallah. Bu gece, bu akşam Kadir gecesini ihya ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in 26. gününü geride bıraktık. 27. güne hazırlanıyoruz ve bu akşam, bu gece Ramazan'ın 27. gecesi. Evet, Kadir gecesi olarak umumiyetle idrak edilen hadis-i şerifler çerçevesinde 27. geceye odaklandığımız işte bu gecedeyiz. Bu akşamki hadis sohbetlerimizde Riyaz-ı Salihinden Kadir Gecesini ihya etmek konusundaki hadislere bir baktıktan sonra biraz Kadir Gecesi konusunda konuşmaya devam edelim diyorum. Öğlen sohbetimizde buna biraz değindik ama. Evet değerli dostlar, Kadir Gecesi kıymet gecesi dedik. Kadirini, kıymetini Kur'an'dan alıyor ki Kur'an Kadir gecesi indi, inmeye başladı. 11 aya sultan olan Ramazan ayı Kur'an'ın içine indiği bir aydır. O yüzden Rabbimiz bize farz orucu Ramazan'da tutturuyor ki Kur'an'ın indiği ayı bize oruç ibadetiyle kutlatmış oluyor. Bütün bir ayı biz oruçlu geçirmiş oluyoruz. İşte Ramazan ayı içinde Kadir gecesini barındıran, bin aydan hayırlı olan, bir ömre bedel bir gecenin içinde olduğu ve içinde saklı olduğu bir gece. Şimdi Kadir gecesinin kadri, kıymeti Kur'an'dandır dedik. Kendisinden değildir. Yani bizzat içine indiği geceden değildir. Öyle olsaydı... sabit olurdu dedik, değil mi? Sabit. Halbuki geçen seneki Kadir gecesine daha 10 gün var. Gelecek sene bu zamanlara Kadir gecesini geride bırakalı 10 gün olmuş olacak. Dolayısıyla bu akşam kutladığımız Kadir gecesi, yani 19 Mayıs 2020 bugün, 19 Mayıs 2020, 21'de Kadir gecesine denk gelmiyor mesela. Dolayısıyla biz kıymetini zamandan değil Kur'an'dan aldığını öğreniyoruz ki Kur'an miladi 610 yılının Ramazan ayında, ki miladi olarak Ağustos'a geldiği kitaplarda yazılıdır. Efendimiz'e Kur'an inmeye başladı. İkra bismirabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti indi. Ve oku emriyle vahiy insanlıkla buluştu. Son vahiy olan Kur'an 23 sene gibi bir zaman zarfında tamamlanacak olan ve musaf, bugünkü musaflardaki ayet sayısı itibariyle 6236 ayetin ilk ayetleri, ilk ayeti oku diye başladı. Yani bu gece insanlık son kez vahiy ile buluştu. Cebrail son kez vahiyini getirmeye başladı. Efendimiz Abdullah'ın oğlu Muhammed iken artık Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam oldu. Böylelikle biz işte bu Ramazan'ı Kur'an ayı olmasını bu yönüyle Kur'an ayı olduğu için önemsiyoruz. Evet. Şimdi değerli dostlar, Kadir gecesi nedir? Nasıl iade edilmelidir? Ona geçmeden önce biz İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bakalım bu Riyaz-ı Salihin'de bu konuda neler, hangi hadisler almış? 1192. hadisle başlayalım. Metnini okumuyorum zamandan tasarruf için. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Evet, şuurlu bir şekilde Kadir gecesinin faziletine inanarak bu geceyi idrak edenler içindir bu. hadisin yorumunu yapmayacağım. Devam ediyorum. 1193. hadisle Kadir gecesiyle ilgili rüyalarımızın Ramazan'ın son 7 gecesi üzerinde toplandığını görüyorum, diyor Efendimiz sahabeye. O halde Kadir gecesini arayan onun Ramazan'ın son 7 gecesinde arasın. Bu rivayette 7 diyor. Bazı rivayetlerde 10 diyecek. Bir başka hadis, 1194 numaralı hadis.
İşte bu 1194 numaralı hadiste de değerli dostlar, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız buyuruyor ki bu Hazreti Ayşe hadisidir. Bir öncekinde 27. gece demişti. Bir sonraki hadiste Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayınız buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine vahiy indiği geceyi unutma şansı var mı? Yok. Niye şu zaman arayın, bu zaman arayın diye biraz tabiri caizse şifreli konuşmuş olabilir. Ümmet Ramazan'ın bütün gecelerini ne yapsın? Kadir bilsin, kıymet bilsin. Ümmet hayatını kadir bilsin, kıymetli bilsin diye diyor alimlerimiz yorumlarında. Efendim o yüzden mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir, itikaf sünneti. Ramazan'ın son 10 gününü itikaf ibadetiyle geçiriyordu. Bu itikaf ibadetini geçirme sebeplerinden birisi de Allahu alem diyor alimlerimiz, Kadir gecesinin son 10 günde olmasından dolayıdır. Efendim. Bir sonraki hadis 1198 numaralı hadis. O da bildiğimiz bir hadis. Bu akşam televizyonlara hoca efendiler anlattı, anlatacaktır. Ben öğlen sohbetinde değinmiştim. Bir kez daha değineyim. Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü. Kadir gecesini bulursam, idrak edebilirsem, yakalarsam, Kadir gecesinde hangi dua yapayım diye söylüyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemize şöyle dua öğretiyor. Çoğumuz biliyoruz. Allahümme inneke afuhun tuhibbul affa fa'fu anni. Ey Allah'ım sen affetmeyi seversin, beni affet. Bir cümle. Allah'ım sen affetmeyi seversin, beni affet diye dua etmesini Efendimiz Ayşe validemize söylüyor. Tabi Ayşe validemiz de bize aktarmış oluyor değerli kardeşlerim. Evet, şimdi ben bu haftaki yazımın başlığını şöyle seçmiştim hocalar. Hocalarıma söyledim bunu. Sizin Kadir geceniz ne zaman? Şimdi biz Kadir gecesine odaklandık ya 27. geceye. Önemli olan sizin Kadir geceniz ne zaman sorusuna cevap bulmaktır. Evet, Kadir gecesinin, Kur'an'ın indiği gece, Kadir gecesi indiğinden, Ramazan'da indiğinden şüphemiz yok. Evet, ama bizim Kadir gecemiz önemlidir. Kur'an bize inerek bizi Kadir kıymetli hale getiriyor mu? Bizim gecemizi Kadir ediyor mu? Bizim gündüzümüzü Kadir kıymetli hale getiriyor mu? Orası mühimdir. Evet. Efendim, Kur'an bir defa bu gece, yani Kadir gecesi, Kur'an'ın Kadir gecesi ne zaman sorusunu hep soruya şu cevabı verdim. Ve vermeye de devam edeceğim. Kadir gecesi ne zaman hocam? Cevap, Kadir gecesi Kur'an'ın sana indiği gecedir. Kur'an-ı Kerim, değil mi? Bizim evimize, yurdumuza, sokağımıza, çarşımıza, pazarımıza, iktisadımıza, sosyal hayatımıza dokunması lazım. Dokunduğu zaman artık Kur'an inmiş demektir. Artık Kadir gecemiz, Kadir günümüz var demektir. O zaman her günümüz, her gecemiz Kadir olmuş oluyor değerli dostlar. Evet, bakınız Kur'an değdiği yeri, değdiği geceyi, dokunduğu geceyi, indiği geceyi hayrun min elfi şer. Bin aydan hayırlı yaptı. Bin ay nedir? Şimdi bazı kardeşlerimiz düz mantıkla gidiyor. Bin ay eşittir 83 yıl. Tamam diyor, ben bu geceyi yakalarsam turnayı gözünden vururum. Piyangocu din anlayışı diyorum hocam. Turnayı gözünden vururum. Daha başka bir şey yapmama gerek yok. Yan gelip yatabilirim. Ondan sonra ibadet, farz ibadetlerde namaz yok, oruç yok, şu yok, bu yok. Ondan sonra bu geceyi tutturursam
Ben turnayı gözünden vururum. Bin aydan hayırlı ya, 83 yıl yapıyor. Ben 80 sene zaten yaşama şansım yok gözüküyor. Ben bu gece durursam cennet garantilerim anlayışı içinde oluyor ki Kadir Gecesi böyle iade edilmez. Kadir Gecesi'ne şaşı bakmaktır bu değerli dostlar. Evet, o yüzden geçen anlattığımı bir daha anlatayım. Belki dinlemeyen kardeşlerimiz olur. Dinlemeyenler bir daha dinler. Dinleyenler bir daha dinlemiş olsun. Yani 2001 yılıydı yanılmıyorsam. Konya'da bir Ramazan, bir Kadir Gecesi'nde bir camide vaaz ettim. Kadir Gecesi'ni anlattım. Namaz çıkışında bir genç geldi. 20-25 yaşlarında bir delikanlı. Bir sual etti bana. Dedi ki, hocam bu gece ne namazı kılacağız? Benden hap istiyor hocam. Hapı vereceğim, şak iyileşecek. Hemen ağrısı geçecek. Böyle bir ilaç var mı hocam? Bir ilaçtan hemen iyileşme. Yok. Dedim ki, sen 5 vakit namaz, farz namazı kıldın mı, kılıyor musun? Yok. O zaman git yat dedim. Şok oldu. Hoca Kadir Gecesi'nde git yat dedi. Şok olması tabii değil mi? Dedi ki, bak sen 5 vakit namazı, zorunlu namazı kılmıyorsun, kılmadığını söylüyorsun. Benden nafile istiyorsun. Şu farzları bir yerine getir önce. Bak biraz önce bir farz namaz kıldık, yatsı namazı. Şimdi evine git, güzel bir gusül al. Bir tevbe-i nasuh eyle. Ondan sonra da Rabbinden af dile. Ya Rabbi, ben bugüne kadar şu hatalar yaptım. Beni bağışla de. İstiğfarda bulun. Namaz kılmıyordum. Artık söz veriyorum. Bu Kadir Gecesi'ne itibaren namaz kılmaya söz veriyorum. Geçmiş günahlarıma tevbe ediyorum. İstiğfar ediyorum de. Git sahura kadar yat. Ama sahura kalk. Sahurda namaz kıl. Sahurda ertesi gün oruç var. Orucu ihmal etme. Evet dedim. Kadir Gecesi'ne bakışı bir takım kardeşlerimizin maalesef bundan ibaret. Evet. Değerli dostlar. İşte Kur'an'a bakış açımızı bu gibi değiştirelim. Milad olsun. Yani Kur'an bizim neyimiz oluyor? Kur'an bizim için ne anlam ifade ediyor? Hocaların okuduğu, bayramda, mevlid gecelerinde okuduğu, musaflarda yazılı, kütüphanede böyle duran, iki kapak arasında bir kitap mı ifade ediyor? Yoksa hayatımıza söz söyleyen, hayatımıza dokunan, yüreğimize dokunan bir kitap mıdır? Burası mühimdir. Yani Kur'an ayetleri musafta durmayla bizim hayatımıza hiçbir tesir etmez, hiçbir şey anlam ifade etmez. Sonra kendi kendine garip garip kütüphanede duvarda asılı duruyordur. Evet. Halbuki Kur'an hayata inmiştir. Hayata dokunmak için inmiştir. Sahabe-i kiramın hayatı değişiyordu değil mi? Gündüzki sohbette bir ayetle Ebu Talha'nın hayatının değiştiğini anlattık değil mi? لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ayeti indiği zaman sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe iyilerden olamazsınız. Ayeti indiği zaman Ebu Talha Medine'nin en kral hurmalığını infak etmiştir Allah yolunda. Bir ayetle. Ya bir ayet insanın hayatını böyle değiştiriyor. Mesela içkiyle alakalı ayetler silsilesinin sonuncusu indiği zaman içkinin haram olduğu ile alakalı ayetler Medine'de o güne kadar yasak olmadığı için evlerinde içki bulunduranlar bir ayetin inmesiyle hayatları değişti. Vazgeçtiler, kadehlere attılar, fıçılara attılar, Medine sokaklarında içkiler böyle aktı gitti. Değil mi? Bu ayetler Allah Resulüne inen, 23 sene de inen ayetler buharlaşmadı, gitmedi. Bizim elimizdeki, değil mi hocam, bir mushaf getirir misin? Efendim, bizim elimizdeki mushaflarda, Kur'an'da yani bugün orijinal şekliyle mevcut değil mi hocam? Yani elimizdeki mushafta Ebu Talha'ya inen ayetler burada var. Yani onun hayatını değiştiren ayetler duruyor. Efendim, sahabe-i kiramın hayatını değiştiren ayetler burada duruyor. Yani elimizde orijinal duruyor. Peki niye bizim hayatımıza etki etmiyor, değiştirmiyor? Sorun nerede o zaman? Sorun Kur'an'ı ölü kitabı yapmakta. Ölülere ait. Oku gönder, oku gönder. Şimdi ben hep şu örneği veriyorum değerli dostlar. Hani Kadir, Kur'an'ın indiği gecedeyiz ya. Kur'an'ın hayatımıza inmesi meselesini konuşuyoruz. Şimdi mesela vardın. Mezarın başına اَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَدُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكَعِينَ ayetini okuduk. Namaz kıl, zekatı ver,
rükû edenlerle beraber rükû et. Öyle duyuyor olsa faraza, ulan oğlum bu ayeti şimdi niye okudunuz bana ya? Anlamı da anladığını düşünelim bu ayetin. Bana ölmeden önce diriyken o ayeti okusan da ben namaz kılmıyordum. Kılsaydım da hayatım namazlı olsaydım, namazlı ölseydim der mi demez mi? İnnemel hamur vel meysuru ayeti, içkiyle alakalı ayet. Gittik mezarın başında okuduğumuz bir adam da dünyadayken ayyaş bir adam da öldü gitti. Adamın başında, mezarın başında bu ayeti okuduk. Fecitenibuhu leallekum tuflihun. İçkiden vazgeçin ki kurtuluşa eresin. Neyine vazgeçecek? Zaten ölmüş gitmiş. Daha vazgeçme, zaten geçmiş, ölmüş yani. Onu ölmeden önce vazgeçirseydik, bu ayetleri ona diriyken okusaydık, o diriyken onun hayatına inseydi o ayetler, o adam kurtulacaktı. Bilmiyoruz ne yapacağız aşağı. Aşağıda ne yapacak bilmiyoruz işte. Evet. Dememiz o ki, Kur'an yaşarken yaşam kitabımız, hayat kitabımız olmalıdır. Değil mi? Kur'an sadece tilavet olunan bir kitap değil. Sadece Fatiha'dan başlayan, Nas'ta biten, bir hatim yaptım, 10 hatim yaptım, 20 hatim yaptım, yarışıyor böyle. Mübarek 10 hatim yaptım diyorsun, 10 kere geçtin faiz ayetinin üzerinden. Ama faiz çatır çutur yiyorsun. Alıp veriyorsun ha. Ama hatim de ettin. Hocam diyor 10 tane hatim yaptım. Ayda bir hatim yapayım, duasını yapar mısın? Yaparız diyoruz, yaparız. Ama sen faiz yemeye devam ediyorsun. Haramlar devam ediyor. Çünkü o Kur'an buradan aşağı geçmemiş, yüreğine inmemiş. Sadece laflarını okumuşuz. Kur'an'ı seslendirmişiz sadece. Hayatımıza dokundurtmamışız. Kur'an hayata dokunmak için Allah Resulüne vahyedildi değerli dostlar. Evet. Şimdi yani Kur'an'a bakış açımızı temelden değiştirmemiz lazım. Kur'an hocaların kitabı değildir. Kur'an ölülerin kitabı değildir. Kur'an belli herkese hitap eden bir kitaptır. Herkes sorumludur. Oku diye başlıyor ilk vahiy. Oku diye emreden Allah elbette muhatap olan bizlere, sizlere okudun mu diye soracaktır. Sordu diyelim. Ya Rabbi okumadım. Kim okudu? Müftü Efendi okudu. İmam okudu. Dese yırtabilir misin? Muhammed Veysi Karadar hocam. Yırtabilir mi? Cemaate sordu. Okudun mu ey kulum? Mahşerde. Camimizin imamı okudu dese yırtabilir mi? Yırtamaz. Muhatap herkes. İkra, oku. Neyi okuyacağım ya Rabbi? Bak bu gece Kadir Gecesi inen ayetlere bir bakar mısınız? Neyi okuyacağız? Bakınız Alak Suresi. Ayetlere bir bakar mısınız? Bismi Rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla, seni demiyor, yaratan Rabbinin adıyla oku diyor ya. Ne demek bu? Neyi okuyacağım ya Rabbi? Bir, sana indirdiğimiz Kur'an'ı vahiy oku. Okumak, hayata tatbik etmek anlamı da var. Okumak, anlama anlamı da var okumanın içinde. Okumanın içinde, kıraat kelimesinin içinde anlama da var. Değil mi? Mesela şöyle bir Türkçe'de kullanıyoruz ya. Diyoruz ki mesela bu salgın hastalığı nasıl okumalıyız? Ne demek hocam? Yani koronavirüs Rabbimizden bir öyle bir hastalığa düçar oldu insanlık. Biz bundan neler çıkarmalıyız? Bir bunu nasıl okumalıyız? Dediğimiz zaman bu okuma ne anlama gelir? Nasıl anlamalıyız? Neler ders çıkarmalıyız? Ders çıkarmalıyız anlamına geliyor. Evet, Kur'an okumak da böyle. Kur'an'ı anlayıp hayata tatbik etmek demektir. Evet. Değerli dostlar, o yüzden okumak böyle. Bir, vahiy okuyacağız. İki, Kur'an, tabiat ayetlerini okuyacağız. Kainat bir kitaptır, bir vahidir. Allah'ın ayetleridir. Okuyacağız. Değil mi? Ay, yıldız, güneşler, yeryüzü, gökyüzü hepsi. Üç, insanı okuyacağız. İnsan da Allah'ın bir ayetidir. Okunması lazım. Zaten devamından ne diyor? Halakal insana min alak. Bak neyi okumam gerektiğini hemen sonraki ayette insanı alaktan yarattı diyor Allah. Alakadan yarattı demek.
kadınla erkeğin birbiriyle alakasından yarattı demek. Alaka olmasa, ilki sevgi olmasa insan evlenebilir mi hocam? Allah insanla kadınla erkek arasında alaka yaratmasa evlenebilir mi? Beton gibi olur değil mi? Hissetmese hiçbir şey. Yani elektrik dedikleri var ya, elektrik almasa insan nasıl evlenecek değil mi? Evet. Diğer anlamı da alak demek. Döllenmiş yumurta demek. Zigot, zigot. Embriyoloji ilminde. Allah daha ilk vahide, ilk ayetlerde sizi zigottan yarattım diyor. Bakınız, bizim neyi okumamız gerektiğini bu ayet söylüyor bize. Neyi okumuş, okumamız gerekiyormuş? Embriyolojiyi. Değil mi? Biyolojiyi. İnsanın yaratılışını düşünün. Ve düşünerek de o yaratana ulaşın anlamına geliyor. Bir de şu anlıyoruz. Hani Kadir Gecesi'ni ihya ediyoruz ya. Mesela bu gece Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edeceğiz diye soran kardeşlerimize ben hemen bir cevap vereyim. Şu Alak suresini bir okuyun. Mealini, tefsirini. Mesela ilk 5 ayeti okusanız bile yeter. Bak ben ilk 5 ayeti okumaya çalışıyorum burada. Çünkü ilk Kadir Gecesi'nde bu ilk 5 ayet indi değil mi? Onun seneyi devriyesinde okuyalım bunu. İkra bismi Rabbi. Rabbinin adıyla oku. Ne demek bu? Allah'lı oku demek. Allah adına oku. Allah'ın adını adıyla oku. Allah adına oku. Allah'lı oku. Okumalarınız Allah'lı olsun. Eğitim öğretiminiz besmeleli olsun. Besmelesiz eğitiminiz olmasın demektir. Niye kitaplarımızın içinde birinci sayfasında besmele yazmaz? Ben hala merak ediyorum. Geçen bir yerde anlattım. Kitabı açtım. Fen bilimler yanılmıyorsam ya da sosyal bilimler. Sosyal bilimler kitabı. Konu israf. Okuyorum benim çocukların kitabından. Beraber okuyoruz. İsrafı anlatıyor. İsrafın kötülüğünü anlatıyor. Ne güzel anlatmış. Görsellerle beraber. Çocuk güzel anlıyor. Şu cümleyi o kitabın, o konunun sonuna eklesen ne olur? Dinimize göre de israf günahtır. Allah'ın sevmediği bir davranıştır. İşte besmeleli okuma budur. Okumayı Allah'lı yapacaksın. İşte dinimizin de buna bakışını, hayata bakışını. Çünkü din hayat içindir. Hayal edilmez değil. Hayata tatbik edilir. Evet. Halakal insana min alak. Sizi diyor Allah insanı alaktan yarattı. İkra ve rabbukel ekrem. Oku, oku dedi Rabbimiz tekrar. Rabbin cömerttir. Kerem sahibidir. Ellezî alleme bil kalem. İnsana ne öğretti diyor hocam? Kalemle yazmayı öğretti. Gördünüz mü hocam? Yukarıda oku dedi, aşağıda kalem dedi. Daha ilk 5 ayette. İlk vahide ne var değerli dostlar? Okuma ve kalem. İki kelime. Kıraat ve kalem. İlim, 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 ilim. Bilgi. Okumadan olmaz. Evet. Allemel insana me'lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretti. Ve alleme Adem'el esma diyor değil mi? Allah Adem'i yarattı ve esmayı öğretti. Bilgiyle donattı onu. O yüzden meleklere secde edin dedi. Yani saygı duyun anlamında. Secde ettiler, itaat ettiler. Meleklere itaat ettiler zaten. İlla iblis, iblis hariç. Ebe ve stekbere ve kene minel kafirin. Şeytan iblis aleyhillâne secde etmedi. Ve nankörlerden oldu. Büyüklendi, kibirlendi. Adem'in o Adem'deki bilgiye saygı duymadı. Değil mi? Evet. Böyle değerli dostlar. İlk 5 ayeti bile teberrüken size kısaca okumuş oldum. Bu geceki akşamki dersimizi de burada bitirmiş olalım. Çünkü Kadir Gecesi hakkında ne kadar konuştuk bitiremeyiz. İlgili hadisleri kısaca okudum. Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, nasıl bakmamız gerektiğini, Kadir Gecesi'ne farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini ve ona göre yaşamamız gerektiğini size anlatmış oldum. Bunu da böyle bilmiş olalım değerli dostlar. Evet, şöyle bir bakalım bu gecede bizleri takip edenler kimler var? Ömer Akçay, selam olsun. Almanya'ya. Almanya'dan bizi izliyor. Bu sene Umre'de beraberdik. Ömer Akçay kardeşimizle. Kadir gidiniz mübarek olsun demiş.
Allah razı olsun kardeşim. Mehmet Veysi kardeş bizim devamlı takipçilerimiz. Selam olsun Şanlıurfa Peygamberler Diyarına. Orhan Altınbaş hocam selam demiş. Az uzun ya sen ne oluyor hocam? Selam. Selamun aleyküm de, hayırlı akşamlar de, nasılsın hocam de. Falan bir şeyler de ya, yazmaya şey yapma yani. Suat Yıldız hocam selam ediyorum. Murat Sandur selam olsun, Kocaeli'den izliyor. Evet. Murat Sandur selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam. İsmail Işık selamun aleyküm. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Allah razı olsun. Hayırlı kandiller diliyoruz. İsmail Güler kardeşimiz kapı suyundan izlemeye devam ediyor. Selam ediyorum kapı suyuna. Hayırlı kandiller. Berat Orhan hocam Kaleköy'den selam olsun. Hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek olsun demiş. Biz de kandilinizi tebrik ediyoruz. Erbil Çınar hocam selamun aleyküm. Hocam kandil gidiniz mübarek olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Hayırlı kandiller. Devam edelim. Mustafa Gül Viyana'dan bizi izliyor. Viyana'da oruçlar yeni açıldı. Şu anda muhtemelen sofrada olması lazım. Veya çaya geçmiştir. Mustafa Gül kardeşimiz. Efendi Yunus Emre Özmen selam ediyorum Yeniköy'den. Ahmet hocama da selam gönderiyorum buradan. Kadir gecemiz mübarek olsun. Selamlar hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Ersan Kaya hocam selam olsun. Paşalar Esentepe'ye selam ediyoruz. Hayırlı kandiller. Şimşek Sorku kardeşimiz devam ediyor bizi izlemeye. Kendisinden Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Kadir geceniz mübarek olsun. Dualarınızı kabul olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz Şimşek Sorku kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah. Hayırlı kandiller. Devam edelim. Hamza Bektaş efendim Aydoğmuş Dere köyümüzden. Dere mahalleden bizi takip ediyor. Hayırlı kandiller hocam. Ensar Bal merkezden bizi takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam kendilerine. Efendim hayırlı kandiller. Nurullah Asaroğlu da yine bizi takip ediyor. Bir nokta koymuş. Adam nokta koyar mıydı hocam? Evet. Hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek olsun. Bir kalp atar, bir şey yapar adam ya. Ne bileyim, bir el sallar. Değil mi hocam? Evet, latife tabii ki bunlar. Levent Gökyar, selam olsun. Levent kardeşimize hayırlı kandiller. Mehmet Küçük. Astrolistler sonradan çıkıyor. İlk çıkanlardan aslında. Mehmet Küçük kardeşimize selam ediyoruz. Evet, zaten ondan başka da isim kalmadı. Benim ekranımda görünen bunlar değerli dostlar. Yorum yazarsanız programın kaydında da gözüküyor zaten. Ama yorum yazmazsanız gözükmüyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu akşam süremizi biraz açtık Kadir Gecesi de. Biraz fazla zamanımızı aldı o manada. Hepinize teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için Kadir Gecesi mübarek olsun. Bir sonraki canlı yayınımız Rabbimizden bir keder olmazsa, mani olmazsa inşallah yarın saat 11'de olacak. Bu süre içinde sizleri Allah'a emanet ediyorum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة